Herkese merhaba. Bugün ilk dersimizde Kemal'ın bölümlerini sizlere tanıtacağım. Şimdi Kemal yaylı ailesinin en küçük üyesi. 4 tane yaylı ailesinden ilki olandır. İlk olarak da Kemal'ımızın yerleri ne işe yaradığını ve hangi özelliklerinden dolayı orada olduklarını öğrenmemiz gerekiyor. İlk başta Kemal'ımızda çenelik kısmı var. Bu çenelik kısmı adı üzerinde çenemize koyduğumuz yer, daha rahat bir şekilde çene kaslarımızın iyi yerleşmesi için kullanılan bir yer. İkincisi, şurası kuyruk. Üzerinde 4 tane düğmeciğin olduğu, bazen bu düğmeciklerin adını fix verdiğimiz düğmeciklerin bazen tekli, bazen de ikili olarak yerleştirildiği bir sistem, kuyruk. Bu fixler kemanımızın her teline bağlı ve keman akort yapmaya yarayan, ince akortları sağlayan 4 tane fix. Dediğim gibi 1 veya 2 tane de olabilir. Ama 4 tane olması bizim için kolay sağlayan bir sistem oluyor. Hemen sonrasında bir köprümüz var. Üzerinde görüldüğü gibi tellerimiz ve her telin belli bir oranda açısıyla köprünün üzerine yerleşmiş. Köprü seslerin telle bağlantısını sağlayan ve uzunluğu da aynı ölçüde, aynı simetrik yapıda olan bir sistemle konulmuş. Daha sonra şurası siyah olan kısım klavyemiz. Klavye parmaklarımızı rahat bir şekilde koymamıza ve ses çıkarmamıza yarıyor. Şöyle dümdüz. Perdesiz olduğu için herhangi bir diğer enstrümanlarda olan perde sistemi maalesef ki burada yok. Perdesiz bir saz olduğundan dolayı kulakla duyularak ya da öğretmenlerin genellikle daha rahat duyması için kendi çapında perdeler yerleştirdiği ve çalınması anlamında da daha rahatlıkçı bir şekilde yöntemleri var. Sonra ilerlediğimizde şurada 4 tane kulak dediğimiz aynı zamanda burgu. Bunlar da her tele birinci telde bağlı, ikinci telde bağlı, üçüncü telde de her tele uygun bir şekilde sarmal olarak bağlanmış bir sistem. Biz bunlara burgu diyoruz. Şu fixlerle küçük akortları yaptığımızda, küçük ince ayarları fixlerle yapıyoruz. Fakat burgular ve kulak dediğimiz yerlerde de daha çok kemanımızın sesi ayrıca gittiğinde buradan yavaş yavaş her tele bağlı olarak yapılıyor. Şimdi akor sistemini göstermeden önce tellerimizin isimlerini de bilmemiz lazım ki her sistemde olan telin nerede, nasıl yapıldığını ona göre akortlamamız da lazım. Şimdi birinci şöyle tuttuğumuzda alttan en ince telimiz mi, ikinci telimiz la, üçüncü telimiz re ve en son telimiz de sol. Dediğim gibi her burguya ve her fikse bağlı bir şekilde duruyor. Kemanımızın üst kısmı ön kapak, arka kısmı adı üzerinde arka kapak. Kemanımızın şurasında F'ye benzeyen F delikleri denilen bir sistem var. F delikleri sesin oluşumunu sağlayan ve dışarı aktarmasını sağlıyor. Hemen şu köprünün altında olan bir cam direğimiz var. Cam direği ince sesleri baskınlığını ve karakterini oluşturuyor. Ve hemen yani yaklaşık olarak gösterdiğimizde şuralarda olanlarda bas balkon. Bas balkonda adı üzerinde bas sesleri yani kalın seslerin karakterini ve basıncını sağlayan yapılarda. Arkada bir tane yastık var. Yastık olmadan asla çalınmıyor. Ha çalan ve bu koşullarda çalışan insanlarımız var ama yastık bizim özellikle şuradaki boyun ve köprücük kemiğimizi rahatlatmak için kullandığımız bir rahatlama aleti diyebiliriz. Bizim rahat bir şekilde keman çalmamızı sağlayan bir aparat. Özellikle boyun kaslarımızda, köprücük ve boyun kaslarımızda rahatlatmak için ve daha düzgün keman tutabilmemiz için böyle bir şeklen buna benzeyen ve bunun birkaç çeşidi olan tarzda yastıklarımızı kullanabiliyoruz. Şimdi yastık takımında özellikle böyle bir yastık kullandığımızda şu şekilde kemanımızın
arkasına takıyoruz ve rahat olması için de çevirdiğinizde şu boynumuzun ve köprücük kemiğinizin olduğu yerde rahat durmasını sağlayan bir şey. Şimdi yastık olmasaydı nasıl duracaktı? Bir de onu gösterelim. Çenemize koyduğumuzda, boynumuza yerleştirdiğimizde maalesef ki dik durması için, şu şekilde durması için şuradaki bir boşluğunun kapanması gerekiyor. Yastığı taktığımda daha rahat şuradaki boşluğu da kapatmış oluyoruz gördüğünüz üzere. Şimdi devam edelim. Şuradaki adı üzerinde bir salyangoz. Şeklen, şekil vermek amaçlı sap kısmında oluşan bir sistem. Şimdi gelelim, kemanın dışında bir de yayımız var. Adı üzerine buna yay diyoruz. Aynı zamanda arşe de deniliyor. Şimdi yay kısmında kemanımızın şurasında ip gibi olan kısımda kıl. Atın kuyruğunun kılı olarak da biliniyor. At kuyruğundan oluşup ve belli bir fabrikasyon sisteminden geçtikten sonra kemanımıza yayının takılıyor. Şimdi yay kullanımında amaç çok önemli. Şuradaki arka altındaki büyümecik bizim yayımızın kıllarını gevşetmemizi sağlıyor. Her çalma işlemini bitirdikten sonra yay gevşetmemiz çok önemli. Çalmaya başladığımız zaman da tekrar kıllarımızı belli bir oranda şu halde ekstradan sıkmamız gerekiyor. Ne kadar bir basınç olacak onu da söyleyeyim. Çok fazla sıktığımızda maalesef ki kemanımızın yayında şurasının daha bombe durmasını sağlıyor. O yüzden de özellikle parmağımıza koyduğumuzda şu boşluğun olması, yani baskı uyguladığımızda ekstradan düzgün durduğunu görmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Ama çalma işlemimiz bittiğinde tekrar şöyle gevşetliyoruz ve daha rahat bir şekilde kılıfımıza koyuyoruz. Şimdi yayımızın çalışmaya başladığımız zamanlarda ses çıkabilmesi için ekstradan üzerine bir reçine sürüyoruz. Asla özellikle sıfır yay aldığımızda üzerinde hiçbir şekilde reçinesiz olduğundan dolayı kemanın tellerini sürttüğümüzde bir ses alamayız. Ama reçineyi sürdükten sonra, yavaş yavaş sürdükten sonra kemanımızın tellerini sürttüğümüzde, yani çalmaya başladığımızda ses oluşmasını da sağlıyoruz. Şimdi bunları tekrar etmemiz gün içinde en azından kemanımızın yerini ne amacı hizmet ediyor, bu tarzda bir şeyler öğrenmemiz bizim ilerleyen zamanlarda işimizi daha da kolaylaştırıyor. Bu bizim için çok daha başarılı, çok daha kaliteli sistemde ilerleme sağlıyor. Bugünkü dersimiz bu kadar. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.